Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, bugün deste seç günümüz ve bugünkü konumuz aklımdaki kişi kaderimdeki kişi mi? Yani kaderimdeki kişi o mu sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Ve sizlere niyet alarak şöyle bir karıştırdım ve rezone olmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar. Siz size ait olan kısımları alacaksınız. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, lütfen eğer tesadüfen bu videoya da denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz şimdi bunlardan destemden ayrı ayrı desteler oluşturacağım bu kartlarımızdan. Önce ben bütünden rezone olmayı seviyorum. Çünkü enerjinizin daha yoğun yansıdığını düşünüyorum. Şimdi 3 ayrı deste oluşturacağım. İlk deste için, ilk yapacağım deste için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Haydi bakalım, birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle ilk destemi oluşturuyorum arkadaşlar. Kaderimdeki kişi o mu sorusuna yanıt arıyoruz. Bakalım benim kartlarımdan nasıl bir mesaj alacaksınız. Şimdi ilk destemi yaptım. Şimdi ikinci destemi oluşturacağım. Evet, hemen zaten kendi kartlarıyla geldi. Mesajıyla geldi. Bu arada eğer ki deste seçti zorlanıyorsanız kartları seçerken de kartlarıma rezone olup odaklanıp evet buradaki seçilen kartlar sanki daha bir bana enerjisi güzel geldi diyerek seçebilirsiniz. Zaten obje de koyuyorum. Objelere de odaklanabilirsiniz. Objelerden de seçiminizi yapabilirsiniz. Eğer ki ben deste seç sevmiyorum, ona bir türlü rezone olamıyorum diyorsanız da bütün desteleri tek tek dinleyin. Kendinize, kendi hikayenize en çok uyan hangi deste ise onu sevgiyle alın, kabul edin. Evet, şimdi 3 tane deste oluşturdum arkadaşlar. Kartlarımın içinden kartları seçerek 3 ayrı deste oluşturdum. Şimdi aklımdaki kişi kaderimdeki kişi mi? Yani kaderimdeki kişi o mu sorusuna yanıt arıyor. Şimdi ilk destemize şöyle çok tatlı bir sarı kum var. Onu koyuyorum şöyle. Ve ikinci desteme mavi bir kum var. Onu koyuyorum. Ve üçüncü desteye de şöyle yeşil bir kum var. Gördüğünüz gibi bunlar cam yapımıdır. Özel el emeği. Camdan yapılan özel objelerdir. Gördüğünüz gibi şöyle bir odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Hatta videoyu durdurarak da odaklanabilirsiniz. Sarı, mavi ve yeşil kuğularımız var. Gördüğünüz gibi bu kuğulardan birine odaklanın. Şimdi ilk olarak ben sarı kuğu destesini seçenlerden başlamak istiyorum. Bakalım bakalım, sarı kuğu destesini seçenler aklımdaki kişi, kaderimdeki kişinin sorusuna ne gibi yanıtlar gelecek sizin seçtiğiniz desteden. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu desteği seçenlerle bağlantılı gelen ilk mesaj,
Yine zaman vererek başlayacağım artık. Biliyorsunuz benim sürekli takipçilerim biliyor benim sürekli zaman verdiğimi. Dörtlü bir zaman öncesinden beri çok sıkıntı yaşamışsınız bu ilişkiye dair ya da niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 4 saat, 4 gün, 4 hafta, 4 ay içi, 4. ay, belki de 4 yılın içinden beri ya da dörtlü bir tarihten beri sıkıntılı giden ve son derece engellere takılan, belki şu anda da aranızda engeller olan bir ilişki. Şimdi burada arkadaşlar maddi ve manevi bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı sıkıntılar var. Aslında sizin en büyük isteğiniz bu niyet ettiğiniz kişinin tekrar bir şekilde sizin kazancınız olması ya da onu kazanmak ya da onun sizi tekrar kazanması için böyle belki de hasret ve özlemle bekliyorsunuz ama bir o kadar da kafanız çok karışık. Evet, hala aranızda bazı bağlar kopmamış. Size kutsal bir bağ gözüyle bakıyor. Belki de ayrılmış bir ilişki de olabilir. Yani burada mesela boşanmış olabilirsiniz. Ya da evliliğe giderken yüzük atmış olabilirsiniz. Çünkü burada bir ciddiyet de söz konusu. Burada bir ciddiyetten bitiş söz konusu ve şu anda da ama sizde ama karşı tarafta bazı engeller var. Yani ayrıldığınız kişinin belki hayatında biri var. Belki şu an sizin hayatınızda biri var ama burada arkadaşlar yani kaderinizdeki kişi olması ihtimali neredeyse çok çok az. Yani burada çünkü bakın bir kere siz bu konuda çok dua etmişsiniz, dilemişsiniz, istemişsiniz. Belki de gerçekten bu işin uzmanı bilir kişilerden akıl fikir almaya çalıştınız, danıştınız, işte araya girenler olduğunu düşündüğünüz gibi gibi ama burada arkadaşlar bakın zaten bir kafa karışıklığı var. Yani dedikodular da var. Biraz bu galiba toparlanamaz bir ilişki. Her şeyin ötesinde burada aileler de işin içinde veriliyor. Şimdi sizin aileniz olabilir, karşı tarafın ailesi olabilir. Yine iş arkadaşları, okul arkadaşları ya da çevresinde ailesi gibi gördüğü kişiler olabilir ya da sizin aynı şekilde olabilir. Şimdi bu ilişkiye çok da sıcak bakılmadığı, yani burada gerçekten çok zor bir ilişkinin olduğunu söyleyebilirim. Bir de burada maddi ve manevi biraz çıkarlar ve menfaatler söz konusuymuş galiba. Bu yüzden dolayı da çünkü hani biraz niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Ya sizin arkanızdan ya o kişi tarafından sizin arkanızdan da biraz böyle iş çevrildiği bazı oyunların da döndüğü burada mevcut da var. Bu yüzden dolayı hani sıkıntı yapıyorsunuz. Evet haklısınız. Bu kişiyi çok da istiyorsunuz. Ama ve lakin maalesef hani kaderimdeki kişi mi diye sorarsanız burada bir şeylerin artık bittiğini artık o engellerden kolay kolay çıkılmayacağını, bu yüzden de kaderi fazla zorlamamanız konusunda da mesajınızı alıyorsunuz. Üzgünüm, bu gelen ilk desteden gelen mesajlar bu şekildeydi. Evet, şimdi geldik bakalım şu mavi kuğuyu seçenler, bakalım mavi kuğu destemizi seçenler için bakalım gelecek mesajlar ne olacakmış. Hemen güzel enerjilerimizi gönderelim. Bakalım buradan gelen mesajlar neymiş? Evet. Şimdi burada da zorlu bir ilişki söz konusu arkadaşlar. Yani burada enerjiler çok sıkışmış. Özellikle üçüncü kişiyle bağlantılı. Ve hatta yine çevrenizde olan iki kişiden kaynaklı. Bunlar bir kadın bir erkek de olabilir. İşte belki karı koca, belki sevgili, belki ayrı ayrı iki kişi. Sizin ilişkinizle bağlantılı, sizi zorlayan, sizi zor durumda bırakan, yani burada hep bir üçüncü ve dördüncü kişiler mevcut da var. Bu yüzden de çok huzursuzluklar yaşanmış, çok sıkıntılar yaşanmış ve şu anda da burada da beşli bir zamandan beri ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz veriliyor. Ama burada bakın şimdi buradaki olay şu. Her iki tarafta mutsuz. Bu ayrılıktan, bu dargınlıktan ve bu kırgınlıktan. Ve üçüncü kişilerden dolayı da hani o sıkıştırılan enerjiniz var ya ilişkiye bağlantılı enerjiniz. Şimdi burada bunun birdenbire tersine dönmesi söz konusu. Özellikle bir şeylerden emin olacağınız, karar vereceğiniz bir şekilde
yolunuzun ve yönünüzün aydınlanacağı, yine niyet ettiğiniz kişinin özellikle onunla ya da sizinle bağlantılı görünenin arkasında görmediğiniz bir şeylerin ortaya çıkacağı, yani bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını göreceğiniz ve özellikle anlama ve öğrenme döneminden sonra, yani sizin arkanızdan kim ne yapmış, sizden habersiz ne işler dönmüş ya da sizden habersiz neler olmuşsa, yani bu birisi olsun ya da olmasın, sizin bazı gerçeklerle yüzleşmenizden sonra, bazı bilgilerde net emin olduktan sonra burada niyet ettiğiniz kişi bir kere kaderinizde var arkadaşlar. Çünkü bakın, burada sürprizler var. Sürpriz mutluluk var. Evet, dargınlığın ve kırgınlığın bitişte var. Hatta burada belki de beklenen bir mahkeme de olabilir ya da karar verme süreci de olabilir. Yine her iki taraf için. Sadece burada dediğim gibi üçüncü kişilerden kaynaklı ya da üç ya da dört kişiden dördüncü kişilerden kaynaklı sıkıntılarınızın çözümü burada çok önemli. Bu çözüme gittikten sonra bu konuyla ilgili huzursuzluk, gerginlik ya da stresin dağılmasından sonra her türlü sizin niyet ettiğiniz, bakın bu destede niyet ettiğiniz kişi sizin kaderinizde var. Bir şekilde sizin yanınızda olmak için de bu zorlukları aşmak adına da, ama sizin yapacağınız bir mücadele, ki burada bir şeylerin ortaya çıkmasından sonra, ama karşı tarafın yapacağı bir mücadeleden sonra niyet ettiğiniz kişinin kaderinizde olduğunu veriyor kartlarım. Ama ve lakin dediğim gibi özellikle burada üçüncü kişi ya da dördüncü kişilere dikkat etmeniz çok elzem, çok önemli, bilginiz olsun. Evet, bakalım. Yeşil kuğumuzu seçenler. Evet, yeşil kuğu destemizi seçenler için şöyle göstereyim. Bakalım yeşil kuğumuzdan sizlere nasıl mesaj gelecekmiş. Aklımdaki kişi kaderim mi, kaderimdeki kişi o mu sorusuna bakalım nasıl bir cevap gelecek yeşil kuğu destesinden. Şimdi arkadaşlar burada önce, evet, ilk destemiz biraz sıkıntılıydı. İkinci ama burada direkt son söyleyeceğim sözü ilk başta söyleyerek başlayacağım. Kesinlikle evet, ama ve lakin bakın. Şimdi önce güzel haberle başlayayım da sonra sıkıntıları da söyleyeyim. Şimdi yine burada niyet ettiğiniz kişiyle aranızda mesafe var. Ama şehir mesafesi, ama ülke mesafesi. Çünkü bakın burada bir mesafe zaten sıkıntıya sokuyor size en çok. Ve o kadar darlanıp bunalmışsınız ki. Şimdi niyet ettiğiniz kişi size karşı son derece tedbirli ve dikkatli davranıyor. Belki de aranızdaki o ayrılıktan, belki de o mesafeden kaynaklı, hani o soğukluktan dolayı belki de sizin onu sürekli eleştirmeniz, kınamanız ya da bazı söylemlerinizden dolayı da, sıkıntı yaşamanızdan dolayı size karşı dediğim gibi tedbirli ve dikkatli davranıyor. Ama ve lakin burada bakın gerçekten çok darlanmışsınız, bunalmışsınız. Niyet ettiğiniz kişinin sizinle bağlantılı hem maddi hem manevi bazı endişeleri var. Ve bu endişelerin biteceği, sadece bakın burada zaten kader çarkı da geldi. Kaderimde mi diye sorduk. Bakın net ve kesin kader çarkı geliyor. Yani burada niyet edilen kişi kaderinizde var. Ama ve lakin dediğim gibi zaman zaman size karşı belki aradaki bu mesafeden kaynaklı, belki de sizin sürekli eleştirmeniz, kınamanız ya da karşı tarafla ilgili belki de bir baskı yaratmanızdan dolayı onun da size karşı biraz böyle zalimkar ve otoriter tavırları, şimdi zaman zaman bu ilişkide soğuk rüzgarlar esmesine ya da tamam bitti artık o yok hayatımda gitti gibi düşüncelere sevk olmanızda belki de etken olsa da, burada her iki tarafında birbirine çok iyi geldiği ve birbirlerinden bir türlü kopamadığı, belki de daha önceden de yaşadıysanız. Çünkü burada ne senle ne sensiz durumu söz konusu. Ve bu yüzden dolayı da zaten güneş kartı, biliyorsunuz ki sıcaklık, yakınlaşma, evliliğe giden yol ya da evlilik niyeti, yani birlikteliğin sürekliliği, devamlılığı
niyetinde bir karttır ve bu yüzden dolayı da sadece sizin zaman zaman burada hani hep bu ilişkide bir türlü bir kaostan çıkamıyoruz. Hep böyle aynı noktada, aynı çemberin içinde dönüp duruyoruz. Düşünceleri biraz belki de sizi geriyor olabilir zaman zaman. Ama ve lakin zaten siz de çok istiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hani kaderimde olsun, evet ne olursa olsun ama gene benim hayatımda olsun, kaderimde olsun diye niyet ettiğiniz bir kişi. Zaten dediğim gibi birbirinize iyi de geliyorsunuz. Özellikle de maddi manevi anlamda belki de birbirinize zaman zaman destek de veriyorsunuz. Ve bu desteği seçenler, evet arkadaşlar, kader çarkını verdi zaten size kartlar. Demek ki bu desteği seçenler, yeşil kuğu destesini seçenler kesinlikle ve kesinlikle aklınızdaki kişi kaderinizde olarak veriliyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü deste seçten gelen cevaplarınız da bu şekildeydi. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.